Evet sevgili dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Championship Manager 2001-2002 oynayacağız. Fenerbahçe güncel kadrolar sevgili dostlar, 2023-2024 sezonu kadroları. Bakalım nasıl bir kariyer olacak. Şimdi yeni menajerlik oyunları pek hoşuma gitmiyor benim nedense. Şöyle söyleyeyim size sevgili dostlar, yani gereksiz bir karmaşa var oyunlarda. Yani düşünsenize, işten gelmişsiniz eve, böyle bir oyun oynayacaksınız ama gereksiz bir şekilde yok antrenman, yok bilmem ne yaptır futbolculara, yok şu yok bu. Yani çok gereksiz şeyler var menajerlikte. Yani yeni oyunlarda bilmiyorum. Siz de bana katılıyor musunuz? Bu oyunun yeri bende çok fazladır. Bu oyun zamanında insanlığın okul bırakma sebebi diyebilirim. Yani okula giderdik, okuldan gelirdik ve direkt bilgisayar başına geçerdim. Akşama kadar bu oyunu oynardım. Transfer yapardım. O zaman 2001 kadroları. Rapayiç vardı Fenerbahçe'de. Galatasaray'da Serkan Aykut vardı. Sergen Galatasaray'da sanırım o senelerde. Yani bu oyunun yeri birçok kişide farklıdır yani. Birçok kişide yeri çok ayrıdır. Öyle söyleyeyim. Vazgeçilmezdir. Hala oynayanların da olduğunu biliyorum. Şampman diye bir siteden indirdim ben bunu. İsterseniz mail yoluyla sizlere de gönderebilirim nereden temin ettiğimi. Şimdi Fenerbahçe ile kariyer yapıyoruz arkadaşlar. Çok fazla lafa tutmak istemiyorum sizi. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Kanala abone olarak da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi Fenerbahçe'deyiz ve göndereceğim de çok isim var. Mesela Zayt'sı göndereceğim. Yoshi Akinki satılığa koydum. Göndereceğim transfer teklifleri gelirse. Bu şekilde de bir tema ekledim sevgili dostlar. Background'larını değiştirdim oyunun. Süper Lig'de Türksel yazıyor. Galatasaray'ın kadrolarına girdiğiniz zaman böyle arka planı bu şekilde. Beşiktaş'ın keza logosu var. Şampiyonlar Ligi'ne girdiğiniz zaman da, gerçi buraya eklememişler, City çıktı. Çoğu takımın, en azından Türkiye Ligi'ndeki takımların vesaire logosunu vesaire eklemişler. Bu arada Joshua King'e teklif geldi. 6 ayda ödeyeceklermiş. 3 milyon verin abi, 6 ayda ödeyin. 650 bin euro mu? 5 milyon euro istiyorum sizden. Abi Joshua King'le falan olacak iş değil bu. Bu arada transfer bilmiyorum. Bu kadroya transfere de gerek yok bence. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray Limassol'da oynuyor. Eşik yenmiş. Bakalım. Abi gördünüz mü? Oyun akıyor abi. Hiç bekleme yok. Oynayacaksın. Menajerlik budur. Yani gereksiz şeylere gerek yok abi. Ne oldu? Gitmiyor mu Yaşar King? Sadece Türkçe yamasını yapamadım. Oyamayı yaptığım takdirde oyunda gerek bir çeşit sıkıntılar meydana gelebileceğini söylüyorlardı. Bu yüzden ben de gerek duymadım arkadaşlar. Zaten belli yani, oyunda çok detay yok. Forma numaralarını otomatik verelim. Biz Avrupa'da mıyız bilmiyorum bu arada. Oyun bizi Şampiyonlar Ligi'ne mi attı, UEFA'ya mı attı? Bakacağız. Videonun süresi bir 25-30 dakika olur diye düşünüyorum. Sezon daha başlamadı sevgili dostlar. Yani bir iki tane falan hazırlık maçı yaptım ben öncesinde. Hani bir oyunda hata var mı vesaire gibisinden. Nedir bunu bilmiyorum. Galatasaray Manchester United yenmiş. UEFA Kupası'nda da yok gibiyim. Beşiktaş var, Beşiktaş. Kabala diye bir takım oynuyor. Yani bu oyunda stres atarsınız arkadaşlar. Hani keyifli, anladınız mı? İşte ligin ilk maçına geçeceğiz. Alanyaspor'la oynuyorum. Taktiğimiz bu şekilde ama tabii ki hazırlık maçındaki kadromla aynı çıkmayacağım. Livakovic koyalım abi. Erdoğan Osayi. Hugo Becao. Crespo bu arada hala Fenerbahçe'de.
Ücret olsun. Yabancı sınırlaması var mı yok mu emin değilim. Bakacağız şimdi ona. Tadiç. İrfan'ın gücüne bakalım. Cengiz mi daha iyi? Cengiz daha iyi gözüküyor. Çek oynatalım. Gayet iyi. Dice'ı göndereceğim de gitmiyor. Bu arada. Gitmediği için mecburen şu anlık kadroda. Şimdi arkadaşlar. Duşan Tadiç. Sola atacağız. Simanski ortada oynasın. Beko forvet, Fred Crespo orta sahada. Samuel right diyor. Ferdi right left tamam. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Bakalım ligin 12 yabancı mı oynatabiliyoruz? Ben kaç tane oynatabiliyoruz anlamadım ama. O 6 yabancı oynatabiliyormuşuz. Çok güzel. Yedeklerdeki yabancıları kaldıracağız arkadaşlar bir şekilde. Kim var kim yok. Aslında fazla da yabancı yok ya. Ve bu oyunun kötülüğü de bu arkadaşlar. Yabancı sınırlaması. Türk oyuncuları oynatacağız mecburen. Şimdi 8, 2 kişi daha çıkaracağız. Crespo'yu çıkarsak yüksek oynasın. Bir kişi daha çıkarmam lazım. Kimi çıkartacağız ki burada? Samuel'in yerine Mert Müldür oynasa. Yedek oyuncum yok sevgili dostlar gördüğünüz gibi. Büyük sıkıntı yani. Yok Batshuayi de koyamıyorum yani. Full sıkıntı abi. Türkiye Ligi'ndeki en büyük sıkıntı o zaten. Oyunlarda yabancı sıkıntısı. Neyse başladık bakalım ne olacak. Biraz yavaş alalım. Gerek yok o kadar güzel. Gol geldi evet. Gol geldi. Szymanski'den gol. 1-0. Biraz hızlandırsak mı? İkinci golümüz de geldi bu arada. Çeko attı. Güzel başladık ligi. Şimdi biraz yavaş oluyor. Böyle test yapalım. Gol yedik. Burada attı. Yabancıların birçoğunu göndermem lazım. Niye? Zaten oynatamayacağız. Bizim alabildiğimiz kadar Türk futbolcu almamız gerekiyor normalde. Çünkü büyük sıkıntı yaşayacağım bu şekilde. Hadi çattı 3-1. Güzel başladık lige. Güzel başladık. Form durumlarına bakalım. Çıkımın düşük gözüküyor. Olsun abi. Maske ne yaptı orada bilmiyorum. Bir şeyler oldu. O 10 kişi kaldık. 10 kişi kaldık abi hemen. İsmail Yüksek'i çıkartalım. Yerine kim alalım? Samet önüne girsin. Maske yerine de şöyle şey alalım. Kim alalım? Nartı Hakan alalım. Kim? Yaptı yapalım. Yani. Altı yabancı oynatmak nedir ya? Bu arada oyunla alakalı Türkiye'deki yabancı sınırını kaldırma olayı vardı arkadaşlar. Ama oyun ayarlarını genel anlamda bozduğunu düşünüyorum ben. O yüzden şey yapmadım. Yedeklere artık Türk oyuncu bakacağız abi yapacak bir şey yok. 4-1 öndeyiz abi 10 kişi gayet iyi bence. Güzel oldu bu galibiyet. Serdar Aziz ceza aldı. Aferin abi. Şimdi yabancılardan gönderici kenti gönderelim bakalım. Batshuayi göndermeye çalışacağız artık. Bakalım ne kadar ücret gelirse en azından yedek bir tane oyuncu almamız gerekiyor. Türk olarak. Şimdi
Peki çelik. Bertu çok pahalı. Çok pahalı abi. Para da yok. Osasuna Batshuayi istiyor. Herkes de 6 aylık teklif veriyor. Ben anlamadım. Okan Sinek gelmek istemiyormuş. Peki. Yedek kadroya bakalım abi. Oyuncu da yok. Gerçekten yani oyuncu da yok. Gelmiyorlar da. Ne yapacağız bilmiyorum. Batshuayi Osasuna'ya gitti. İyi oldu bence. Yani forvet almamız gerekiyor. Milli takımdan artık Bertu Yıldırım'ı 5 milyona falan verseler çok iyi olacak ya. Yunus Ünal. Eren hiçbir gücü gözükmüyor adamı. Tanımıyorum da. Mars. Abi. Abi gelmez de. Şimdi böyle oynayınca da aklıma Türk forvet gelmiyor arkadaşlar. Gaziantep 2-2 berabere kalmış. Serdar Dursun var. Yuvana geri dön abi. Bizim alabileceğimiz kadar Türk oyuncu almamız lazım. Ama şu an inanın aklıma gelmiyor. Gönderilecek futbolcuları da gönderemiyoruz ya. Hani o çok sinir bozucu oluyor. Yani satacaksın abi, gitmiyor adam. Arkayı alabilir miyiz? Yok gerek. Batuhan Çelik. Güzel gibi duruyor bana. Adam öyle. Trakspor'da 16 maç 7 gol atmış. 20 yaşında. Zaten Başakşehir'de vermeyi düşünmüyor. Herhalde iyi topçu. Enes Ünal da gelmedi. Futbolcu getirmek pek de kolay gözükmüyor arkadaşlar. Futbol Manager serilerindeki kadar. Yani orada bile zor gerçi de. Ne yapacağız bilmiyorum. Kenan Karaman. Destan var. Güçü bayağı güzel gözüküyor da. Evet. Şöyle yapalım. UEFA Kupası'nda elemede Servette ile eşleştik. Bu arada Konferans Ligi'ndeki ekiplerden biri de Servette. Şu anda Fenerbahçe'nin üst tura çıkarsa rakibi Servette olmasını isteriz tabii ki. Daha basit bir ekip. Diğer ekiplere nazaran tabii ki. Galatasaray yenmiş Samsun'u. Enis Destan için 6,5 milyon euro istiyor Trabzon. Tamam abi. Yine aynı kadroyla oynayacağız. Serdar Aziz cezalı. Samet oynasın. Mecburen Samet'i de transfer listesine koymuşum. Çıkartacağım. Yapacak bir şey yok. Yabancı sınırlaması elimizi ayağımızı yıkıyor arkadaşlar. Evet, Ankara gücüyle oynuyoruz. Kendi elimizle. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Çizgi başladı. Hadi Çeko.
Ankara Gücü golü buldu. Tolga Ciğerci attı. Pislik buldum. Gol geldi Çeko. 1-1. Güzel. O bir yerlerde iyi işler yapmadığımız kesin. Fancen oyunu aldım. Ligin ikinci haftasındayız arkadaşlar. Birazcık zorlanıyoruz gibi geliyor bana şu anda. Gol. Mükemmel geri dönüş. 2-1. 2 oldu. Kötü oldu bu. Pasaya bir hamle yapalım. Orta sahaya bir hamle yaptık. Gol geldi be. Umut Nai. Hadi. Güzel abi. 2'de 2. Zorlandığımız Ankara Gücü maçında 3-2 öndeyiz. 6,5 milyon euroyu istediniz abi. Bu sefer reddettiniz. Anlayamadım. Her neyse. U21 takımından alabilir miyiz topçular? Önümüze gelene teklif yapıyoruz artık. Genç takım için. Yani oyuncu yok sevgili dostlar. Türk kimseyi oynatamıyorum. Yasin Hoca iyiydi galiba, evet. UEFA Kupası için 25 oyuncu bildirelim abi. Kafamıza göre bildirip bilmiyorum. Kimse gelmiyor. Bizi teklif kabul etmiyor arkadaşlar. Anlayamadım. Çok enteresan. Kim bu Emre Çift'e teklif yapmışım? Defans. Rotasyon oyuncusu olabilir. Eren Can yardımcı da yani. Yunus Emre Çift'i aldık. Samsunspor'dan 20 yaşında stoper. Kambayı da gelmiyor. Kim bu? Semih Görer. Right. Güzel. Rotasyon oyuncusu. Yedek. Yunus Emre Çift. Tamam, iyidir. Yabancı sınırlaması olacağı için kal kalsın. Çiku'yu gönderelim abi. Yapabilecek bir şey yok arkadaşlar. Futbolcularla yollar ayrılması lazım. Bu şekilde.
Teklif gelmiyor. O yüzden geldiği zaman göndereceğiz. Kemik görür, hayırlı olsun. Sağ bek. Genç takımdan aldık. Bu adamlar bu arada iyi mi kötü mü onu da bilmiyorum yani aldık öyle. Sağ bek. Osayi'yi de gönderiyorum. Alexander çıkıyor, teklif var, güzel. Ve Antalyaspor karşılaşmasındayız sevgili dostlar. Yunus Emre çift. Ahmet'in yerine oynasın. Bir deneyelim. Çıkın yerine Bekka oynasın. Şimanski'nin performansından memnun değilim. İrfan Can Kahveci ilk 11'i alıyorum. Kadromuz bu şekilde sevgili dostlar. 18 numarayı vereyim. Bakalım Antalyaspor karşılaşması nasıl olacak? Ankaragücü maçında çok zorlanmıştık. Ve erken gol yedik. Çok erken goller yiyorduk. Niye böyle anlamadım. İlk yarı çok kötü bir oyun. Taktiğe geçeceğiz. Arkadan alalım. İkinci yarıya daha iyi başladık gibi duruyor ama gol geldi, evet, Tadiç'ten. Taktik değişikliği işe yaramış gibi gözüküyor şu ana kadar. Dar 2 oldu. 2 oldu Mert Hakan. Mert Hakan 2-0 yaptı. İyi gidiyoruz şu an dek. Çeko 3-1. Güzel oldu böyle. Değişikliği işe yaradı. İsmail Yüksek yorgun. Bartu'yu oyunu alıyorum. Evet dostlar, ligin 3. maçını da kazanıyoruz. 9 puandayız. Gayet iyi gidiyoruz şu ana kadar. Yeni taktiğimizi de şöyle ayarlayalım. Taktiğimiz bu şekilde olacak. Bu yeni arkadaşımız ne yapmış? 7 ile oynamış olsun. Belki gelişebilir diye düşünüyorum ben. Kadroyu birazcık Türkleştirirsek, yabancı futbolculardan en azından birkaçını gönderebilirsek çok iyi olacak. Szymański'nin de performansını beğenmedim şu ana kadar ama belli olmaz tabii ki. Türk milli takımının altyapısından oyuncular bulmaya çalışıyorum ama pek gelen olmadı. Ahmet Can kaptan varmış. Gelir mi bilmiyorum. 1 milyon euro verelim. Ajax oynuyor gerçekten. O da iyi işler sergiliyor. Gelmez. Bazı genç futbolculara teklif yapamıyorum. Bunu neden yapamıyoruz bilmiyorum. Chico geliyor. Görüşürüz Chico. Emeklerin için teşekkürler. 1,7 milyon euroya gönderdik. Oyundaki ücretler fazla değil bu arada. Bilginiz olsun arkadaşlar. Futbol Manager serilerindeki gibi değil. Şimdilik ilk videomuzu burada noktalandırıyorum dostlar. Umarım izlersiniz, beğenirsiniz, abone olursunuz.
Bir sonraki videoda UEFA Kupası maçımız var. Orada bakalım neler olacak. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoşça kalın. Beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Kanala abone olarak yeni videolardan haberdar olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın diyorum dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.